Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer gecenin 1.30'unda size açılış yapıyorum. Başlıktan anladığınız gibi kız kardeşim geldi. Kız kardeşim geleli 2-3 gün oldu. Biz şu an işte dışarı çıktık, biraz böyle vakit geçirdik. Geldik, ben de unutmuşum açılış videosu çekmeyi ve kapanış videosu çekmeyi. Bu video biraz böyle yemekli bir video oldu. Kahvaltısı bol bir video oldu. Çünkü kız kardeşim geldiğinde hızlı bir kahvaltı hazırlamıştım. Ondan sonraki gün pazar kahvaltısı hazırladım. Annem, babam, eşim, kardeşim böyle 5 kişilik bir kahvaltı hazırladık. Ondan sonra da annemle birlikte akşam için çiğ köfte yaptık. Bayramda video paylaşmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ama ilk gelecek videolardan biri annemin mutfağının eşyalarını yerleştirme videosu olacak. Şu an bu videoyu çektiğim an itibariyle birkaç saat önce annemin mutfağı bitti. Biz bir sonraki gün mutfağın içini yerleştirmeye gideceğiz. Buzdolabına, derin dondurucusuna her şeyin yerleşmesi gerekiyor. Onları çektikten sonra da diğer videoda büyük bir ihtimalle size detaylı bir mutfak turu çekeceğim. Şimdiden söylemiş olayım dedim. Ve şimdilik sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Evet, mutfağa geldim. Bakın 2, 4, 6, 2, 4, 24'lü muffin kek kalıbım var. Bunu daha önce uygun AVM'den almıştım. Kekimi burada pişireceğim. Kalıbımı çok güzel bir şekilde yağlamam gerekiyor. Su damlaları gözüküyor biraz. Bakın mesela şurada falan gözüküyor, şuralarda. Şimdiden önce iki kere yıkamıştım zaten. Ama yıkadıktan sonra kurutmayı unuttuğum için öyle damla izleri kalmış. Bunun içine önce bir güzelce yağlayayım. Gerekirse unlayayım. Ondan sonra kekimi yapmaya biraz başlayayım. Biraz böyle etrafın yayıldı ama iki tane yumurta kırdım. Bir bardak toz şeker. Çırpıyoruz. Azar azar ekleye ekleye yapacağım. Şöyle yine bir bardak koydum. Çırpalım. Şu iki bardağa yakın un koyacağım. Vanilya, kabartma tozu, ikinci bardak unu da koydum. Ve eriyelim. Şimdi karıştıralım bir güzel. Hamurumu böyle iki yerde ayırdım. Bunu kakaolu, damla çikolatalı yapacağım. Bunu da fındıklı ve kayısılı yapacağım. Bizde böyle kuru kayısı vardı. Bunu böyle güzelce doğradım minik minik elimden geldiğince. Buraya ekleyeceğim. Şu ekleyelim. Pilli mini rondomda da biraz fındık parçaladım ama çok küçük hale getirmedim. Onu da ekliyorum. Şuraya da bir kaşık kakao koydum. Ama önce bir şunu karıştıralım. Biraz içi bol olmuş olabilir. Şu kakaolu karışımı da karıştıralım. Şöyle size tepsinin son halini göstermedim. Tereyağladıktan sonra unlamıştım. Sonra dolaba koydum erimesin diye. Unlarla, un ve yağ birbirine çok karışmasın diye. Şimdi önce şu beyaz harcı koyacağım. Yanıma böyle büyük bir yemek kaşığı aldım. Bununla ekleyeceğim. Ama tek elle yapması zor olacağı için hemen döküp geliyorum. Evet. Vallahi arkadaşlar kakaoluya yer yetmedi. Şimdi ben bir bunu koyayım. Bakalım pişiyor mu pişmiyor mu. Onu da boşuna ziyan etmeyeyim eğer bu kalıp düzgün çalışmazsa. Hemen fırına götürüyorum. 170 dereceye götürdüm fırını. Belki böyle bir 20 dakika 30 dakika pişiririm. Ve arkadaşlar kekim pişti. Vallahi çok güzel oldu. Böyle dışına doğru taşmadı. Biraz daha koyabilirmişim. Tedirgin olmuştum koyarken. Şunu en son koymuştum. Demek ki o yüzden çok şişmedi. Bıçakla bir çıkarmaya çalışayım. Şöyle beyaz tabağımı çıkardım sığsın diye. Şimdi bunu çıkarayım, geriye kalanı koyayım. Kekin size tadını anlatamam. O kadar lezzetli olmuş ki. Vallahi şurada bakın iki tane eksik var. Onları ben yedim, dayanamadım. Ya fındıklı, kayısılı olması birbirine çok yakıştı. Kalıbımı da güzel çıkardım. İçinde kayısı olduğu için içine biraz tabanına geldiği için ve zor çıktı açıkçası. Dürüst olacağım. Aralarından bazılarının tabanı da çıkmıştı. Bir bakayım hangisiydi. Yok bu değil. Ya bir iki tane şöyle tabanı çıkan vardı. Şu muydu? Evet bakın şunun tabanı çıkmış. Yani böyle yarım çıkmış şuradan. Ama tadı efsane. Şimdi ben şu kalıbımı yıkayacağım. Tekrar biraz zahmetli olacak benim için. Şöyle örnek olsun diye size göstereyim. Şöyle yarısına kadar doldurdum. Üstüne damla çikolata koydum. Tekrar üstüne biraz daha kek koyup damla çikolata koyacağım. Birazcık el iş
el işçiliği isteyen bir kek olacak ama olsun. Kardeşime değer. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bakın üzerlerine damla çikolata koydum. Hem harcım yetmediği için hem de bakacağım şöyle az doldurduklarım daha güzel çıkarsa bir dahaki sefere şu kadar dolu yapmayacağım. Çünkü az önce o şekilde olanlar çizgi oldukları için kenarlarında şu çizgiler çıkmış ya. Ben piştiklerini düşünüyordum altlarını ama biraz daha kızarabilirmiş altları. Yani çıkarırken çok zorlanmazdım. Kenarlar beni aldattı, yani ben altın çok piştiğini düşünmüştüm. Şimdi kakaolu kek yaparken benim en zorlandığım şey rengi koyu olduğu için pişip pişmediğini anlayamıyorum. Ama şimdi ne yapalım, götürelim fırına. Peki arkadaşlar, kakaoların şöyle ki şöyle şekil değişikliğine ne demeli? Yani çikolata, damla çikolata koymanın farkı herhalde, anlayamadım. Ama tahmin etmiştim böyle bir farklılık olacağını. Mesela bakın şuradaki en az koyduğum nasıl olmuş? Değişik, garip yani. Neyse, şimdi bunları da ben tepsiye alayım. Hepsini bir yere almak istiyorum. Yerlerini değiştireceğim çünkü. Ve arkadaşlar, keklerim tamamdır. Aslında toplamda 40 tane çıktı ama ben 5 tanesini yedim. Daha doğrusu 4 tanesini yedim. Hatta bakın şu tabaktan aldım. Bir tanesi burada duruyor. Demek ki bu yaptığım ölçü 40 tane muffin keke bedelmiş. Bunu da tecrübe etmiş oldum. Kakaolunun tadı da çok güzel ama tabii burada fındık olduğu için tadı daha farklı böyle. Şimdi ben bunu artık, kız kardeşim gece gelecek. Cumartesi günü artık ona da ikram ederim. Ve diğer günden merhaba arkadaşlar. Biz kahvaltı hazırlığına başladık. Aslında kız kardeşim tahmin ettiğim zamandan erken kalktı. O yüzden o da girmiş oldu mutfağa. Bolu'dan böyle köy ekmeği getirmiş. Yapanların ellerine sağlık. Köy ekmeği mi diyorsunuz buna? Köy ekmeği. Köy ekmeği değil mi? Hı hı. Tamam. Şurada patates doğradık, kızartacağız. Şurada bir tereyağlı yumurta yapacağız. Peynir tabağı hazırladık. Vallahi kardeşim şu kekleri sever yer diye koyduk masaya. Karpuzu da çok sever. Böyle 3 kişilik eşim de evde bir kahvaltı hazırlıyoruz hızlıca. Şöyle patates ve soğan halkaları da kızardı. Şurada sahanda yumurta da pişiyor. Hava o kadar sıcak ki. Şöyle biz kahvaltımızı yaptık. Kardeşim evin her yerini süpürdü. Mutfağı da topladı. Hala da bir şeyler yapıyor. Sanırım şimdi de kapıların üstünü temizleyecek. Bakın şu an saat 3'ü geçiyor ve biz perdeleri kapatmak zorunda kaldık. Her yeri, bütün halıları annem gibi sirkeledi. Her yeri süpürdü. Şimdi diyor ki işte bu balkon kapılarıdır. Evin kapılarıdır. Temizleyeyim. Bu arada şöyle yeğenine kıyafetler de almış. Bunları da birazdan sizinle paylaşacağım. Beni şöyle televizyon odasına oturttu. Dedi abla sen burada dur. Ben diğer tarafları halledeyim. Böyle ben de buradayım. Televizyonu zaten gündüz hiç açmıyorum. Böyle biraz camı açtık. Havalanı havalanı ben de oturuyorum. Başka bir günden merhaba arkadaşlar. Tezgahın üstünü doldurduk. Kahvaltı hazırlığına başlıyoruz. Bugün günlerden pazar. Annem, babam, eşim, kız kardeşim hepimiz evdeyiz. Annem şöyle patatesleri soydu. Sabah da bu arada kahvelerini de içtiler. Ben sevmediğim için içmiyorum. Ve bu patatesleri kremalı patates yapacağım fırında. Ondan sonra yumurta falan, yani kahvaltılık şeyler yapacağız. Ben size göstereceğim. Annem sen de bir günaydın demek ister misin? Hayırlı sabahlar cümlete. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz Kübra'ya yerleştik. Tadilattan dolayı. Şu an kahvaltı hazırlayacağız. Arkadaşlar mutfak videosu da bayramdan sonra gelecek. Yani bayramdan sonraya yetiştireceğiz inşallah. Bayramdan sonra direkt sizinle paylaşacağım mutfağı. Belki bu videonun içine biraz temizlik videosu da girebilir. Ufaktan size mutfağı gösterebilirim. Onu bilemiyorum şimdi. Bugün yine mutfakta işler var değil mi anneciğim? Evet, adam gelecekmiş. Eğer vaktimiz yeterse bu videonun içinde siz biraz mutfak temizliği de görebilirsiniz. İnşaat temizliği. Şimdi biz vakit kaybetmeden kahvaltı hazırlığımıza başlayalım. Hadi. Mutfak birazcık dağıldı ama hazırlıklardan sonra tekrar eski haline gelecektir. Ben size kamerayı ters çevirip başlıyorum. Bir paket krema koydum. Annem şimdi üstüne o soyduğu patatesleri doğruyor.
Şöyle teçhizatları ayarladım. Bakın köri getirdim. Kırmızı toz biber, tuz, karabiber. Bunun tadı çok güzel oluyor. Sarımsak koyarsanız efsane güzel oluyor. Biz kardeşimle bunu yine bekarken, o gitmeden önce, ben de evlenmeden önce yapıyorduk böyle canımız istedikçe. Şimdi hemen baharatları ekleyip sarımsağını da ekleyelim. Bakın körümden koyuyorum. Köriyi bol bol koyuyorum, hiç acımam. Şu üstüne doğru dökelim. Aslında kremanın üstüne döksek daha iyi olurdu. Şöyle toz biber de ekliyoruz. Karabiber patatese çok yakışıyor aslında. Böyle kremalı şeylere de çok yakışıyor. Normalde koymam ama yakıştığı için koyuyorum. Biraz da tuz koyalım. Şimdi ben tuzu koyarken o Kübra ne yaptın, bu tuz bu kadar fazla demeyin arkadaşlar. Benim bilmiyorum evimdeki tuzlara özel bir şey mi? Biraz yetmiyor yani, az geliyor. Sarımsağımızı da rendeliyoruz. Sarımsaklar rendelendi. Şimdi güzelce karıştıralım. İster zeytinyağı ister sıvı yağ. Tamam, yeterli. Şimdi unutuyorduk. Gerçi krema arkadaşlar yağlı olduğu için çok sıvı yağ koymanıza gerek yok bu arada. Yarım çay bardağı da su ekliyoruz. Şimdi patateslerimizi, benim şöyle bir fırın kabım var, oraya ekliyorum. Airframe'in iç haznesini getirdim arkadaşlar. Biberleri közlemeye çalışacağız. Sığdırmaya çalışacağım. Bakalım, inşallah sığar. Şimdi dediğim gibi airfryer mutfakta değil arkadaşlar. Götürüp hemen karıştırdığımda piştiği zaman gösteririm size de. Patatesler de fırına gidecek. Şöyle düzelttik üzerine. Evet, fırına gider. Şimdi arkadaşlar şöyle süzme peynirimi çıkardım. Şöyle top peynirimiz vardı. Tel peynir var. Şöyle inek peyniri var. Tabağıma doğru hazırlayacağım. Şimdi şöyle geldim arkadaşlar. Bir arada çevirelim. Bakın bu şekilde gayet güzel oluyor airfryer'da. Çevirir misin? Gayet güzel yapıyor arkadaşlar. Yani ocağa batırmaya gerek yok. Evet, tekrar atıyoruz. Mutfağa tekrar geldim arkadaşlar. Annem şöyle sucukları doğramaya başladı. Ve böyle daire şeklinde doğramıyoruz. Biraz ağzımıza küçük küçük gelsin istediğimiz için bu şekilde doğruyoruz. Hep yani böyledir. Arada yuvarlak yaptığımız oluyor değil mi anne? Evet. Nadiren. Genelde baban aslında böyle istiyor. Evet, ama bence de böyle güzel. Küçük küçük ağzına geliyor ve çokça geliyor. Ben de şöyle peynirleri dizmeye başladım. Şuradaki süzme peynir, bunlar top peynirler. Şu kısma inek peyniri geldi mi tamamdır. Şu inek peynirimiz de. Yeter be. Yeter mi? Yeter. Peynir tabağı okey. Şöyle bakın kapanmış. Bakalım olmuş mu? Gayet güzel. Bir anneme sorayım yeterli mi? Yeterli değilse biraz daha pişirelim. Burada daha aydınlık duruyor arkadaşlar. Annem de olmuş dedi. Şimdi bunları tabağa yerleştirelim. Ama tabii önce soymamız lazım. O günkü gibi direkt sofraya götürmeyelim. Sıcak. Arkadaşlar patatesleri çıkardık. Bir böyle alt üst yapacağız. Çok güzelce karıştı. Vallahi kokusunu size anlatamam. Çok güzel geliyor kokusu. Evet, karıştırdık. Tekrar fırına. Yavaş yavaş tabaklarımızı da götürelim. Biraz soğumasını beklemiştik. Annem şimdi soymaya başladı. Çayımızı da koyduk. Biberlerimiz de tamamdır. Şimdi bunlar da sofraya gidecek. Domates salatalıkları da doğruyoruz. Şöyle bardakları falan hazırladım. Bunlar da sofraya gidecek. Domates salatalıkları da götürebiliriz. Patateslerimiz çıktı. Birazcık şu fokurdaması bitsin. Şuradaki servis tabaklarımızı alacağız ama çok güzel duruyor. Arkadaşlar annem sabah eve gitmişti. Şöyle kendi evinden yaptığı el yemeği katmerlerini de getirdi. 2 tane. Buzluktan çıkardı bu arada. Böyle yapıp yapıp buzluğa koyuyor. Valla biz de taze taze sıcak fırına atıp yiyoruz sonra. Bu da fırına gidecek. Arkadaşlar sucuklu yumurtamızı da yapmaya başlıyoruz şimdi. Ayçiçek yağı döküyoruz. Evet, ayçiçek yağı.
Tereyağı koymuyoruz. Annem çok ağır olur diyor. Sucuklarımızı da ekliyoruz. Yağımız kızarmadan ekledik. Aşk. Şöyle yumurtamızı dağıtalım. Şöyle patateslerimizi de servis tabaklarımıza alıyoruz. Kız kardeşim devreye girdi. Uzun zamandır ben bunu yemiyordum. Ve patateslerimiz de sofraya gider. Sucuk da sofraya gidiyor. Annem de şöyle katmerlerini kesiyor. Katmerlerin üzerine tereyağı da sürüyoruz. Çaylarımızı da dolduruyoruz. Beş kişilik kahvaltı soframız hazır. Bize afiyet olsun. Yine annemin ellerinden çıktı yani. Babacığım. Arkadaşlar tekrar mutfağa geldik. Annem şöyle akşam hazırlıklarına başladı. Bulgurunu burada salçasını, soğanını ekledi. Bakın burada çiğ köfte için isot ıslattık. Isot ıslattı. Salçalar burada. Bu salçalar ne diyeceksiniz? Market salçası, biber köy salçası. Köyden gelen biber salçası ve köyden gelen domates salçası var. Burada da robot. Valla annemin çiğ köftesi harika oluyor arkadaşlar. Daha önce anneciğim tarif vermiştik değil mi çiğ köfte tarifi? Başka videonda var yani. Evet yani merak edenler oradan bakabilirler. Sen yokken buraya kuru soğan ve sarımsak robottan geçirdim. Salçasına koydum, biber ve domates salçası. O videoyu izlemek isterseniz arkadaşlar Kübra Nur Aksoy çiğ köfte yazarsanız arama kısmına bulabilirsiniz. Bir tabure. Evet annem yoğurma işlemine geçti. Sosunu da ekliyoruz. İsotlu, bol isotlu bir sos. Çok acı olmayacak mı diyebilirsiniz ama hayır arkadaşlar. Tam kıvamında oluyor. Yani bu isotu yeteri kadar koymazsanız lezzetli olmaz. Çekilse isotla güzel oluyor zaten. Arkadaşlar bu video biraz böyle yemekli bir video oldu. İki kahvaltı, bir çiğ köfte işte akşam hazırlığı falan. Gün içinde işlerimiz oluyor. Az önce dediğim gibi kız kardeşimle ütü yaptık. Daha doğrusu o ütü yaptı. Mesela yine evi süpürmüştü, onu da size az buçuk çektim. Daha göstermediğim işler de oluyor ama işte hava çok sıcak olduğu için size fazla çekim yapamıyorum. Ancak böyle yemek hazırlarken çekebiliyorum. Köfte baharatı. Şöyle bir kaşık köfte baharatı ekliyoruz. Yani 7 türlü. Biraz nar ekşisi döküyoruz. Biraz da zeytinyağı döküyoruz. Ve tekrar yoğuruyoruz. Bayağı bir böyle güç istiyor arkadaşlar. Sadece malzemelerle olmaz. Sakız gibi oldu vallahi bak. Bak. Arkadaşlar bakın annem şöyle eldivenini taktı. Çiğ köfteleri yumurtlamaya başladı. Eldiven takınca daha güzel şekil alıyor bu arada, bilginiz olsun. Arkadaşlar çiğ köfteleri yumurtlamıştık en son. Vallahi nerede kaldım ben de hatırlamıyorum. Böyle 4 kişilik, babam şu an evde yok. Annemlerin evinde, kendi evlerinde inşaatın başında bekliyor, nöbet tutuyor. Şimdi çorbalarımızı da doldurduk, mercimek çorbamız vardı. Annemin ellerine sağlık, bize de afiyet olsun. Arkadaşlar videomun artık sonuna geliyorum. Şunu fark ettim ki kardeşimi hiç sizinle paylaşmamışım. Mutfağın temizlik videosu geldiğinde o zaman paylaşım. Çünkü müsait olmuyoruz. Hava sıcak oluyor. Böyle biraz kendimizden geçiyoruz.
kardeşime de baskı yapmak istemedim. Kardeşim seni çekeyim falan diye. Çünkü videolar genelde doğaçlama gidiyor bende. Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar, annemin mutfak dolap işlerini yerleştirme videosu gelecek ve ondan sonra da mutfak turu gelecek. Heyecanla ben de bekliyorum. Bakalım mutfağın içi nasıl olacak? Sadece en son yapılmış halini gördük ama yerleşmiş halini daha biz de bilmiyoruz. Ben bu videoyu çektiğimde sadece mutfak bitmiş oldu. Umarım bugün de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.